Neşet'e hoş geldiniz. Ölçü kaçtı, ne zaman vardı ki? Türkiye tam kapandı, 17 gün boyunca bir kapanma hali var koronaya karşı, salgına karşı. Ama gerçekte neyi kapandığını anlamakta zor. Çünkü esnaf kapandı, doğru ama kime sorsanız işte biz açığız diyorlar. Ya da işte efendim bazı fabrikalar, bazı inşaatlar, bazı üretim tesisleri tuhaf. Seyahat kısıtlamaları var, başka şeyler var ama bir yıldır yaşadığımız ve yaşana geldiği üzere ve yaşanacağı üzere tümüyle Türkiye Türkiye'ye özgü yasaklar bunlar, kısıtlamalar. Yani açık havada maske takma zorunluluğu gibi, sokağa çıkma yasağı gibi, 65 yaş üstünü eve tıkma gibi, e, alkol satışını yasaklama gibi, alkollü içecekler satışını yasaklamak gibi. Çünkü alkol tek başına bir içecek değil, Eee bir sürü böyle ucube Türkiye'ye özgü konu var. Ölçü kaçtı. E, esasen bizim lafımız da değil. E, Mehmet Barlas bugün e, sabahta yazmış. Ben bir Mehmet Barlas yazısını manşete konu eder, e, edecek miyim, eder miyim? E, hiç aklıma gelmezdi ama enteresan. Bazı satırları itibariyle düşündürücü. 28 Nisan Çarşamba Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın yazısı. Bu kapanma silahını kapanma silahını sosyal ve siyasal hastalıklara karşı da kullanabilir miyiz diye sorarken, tam kapanmaya ilişkin çiziktiriyor. Ee, şurada çok enteresan cümleler var. Diyor ki, kapanmayı artık ölçüsü kaçmış biçimde de kullandığımıza göre, yani artık Mehmet Barlas bile ki iktidarın her şeyini e, allayıp pullayıp, bir propaganda unsuru haline getirip okurlarına sunan bir isim. Savunulacak bir tarafı yok. Tercihini bu yönde yaptı. Ama o bile artık düşün. iktidarın amiral gemisi, sarayın bir numaralı aile gazetesi sabah bir propaganda bülteni olarak çıkıyor her gün. Onun baş yazarı bile diyor ki kapanmanın artık ölçüsü kaçtı. Bakın burada kapanmayı artık ölçüsü kaçmış biçimde de kullandığımıza göre diyor. Herhalde aşıya falan ihtiyaç yoktur diye devam etmiş. Bir başka yerde de bakın artık yazıyı tamamlarken şunu söylüyor. İşe yarasaydı sayısız kapanmalar sonrasında hastalık rakamları düşmüş olurdu. Onun öncesinde COVID-19'a karşı kapanma türleri insanlara hayatı zindan etmekten başka bir işe yaramıyor. Devamında işe yarasaydı sayısız kapanmalar sonrasında hastalık rakamları düşmüş olurdu. Galiba bu tam kapanmayla iş iyice çığırından çıktı diyor. Evet iş, iş iyice çığırından çıktı diyor. Biz de altta KC'de sorduğumuz gibi sorayım soralım. Ne zaman vardı ki ölçü? Ee, ne zaman işler çığırındaydı ki şimdi çığırından çıkmış olsun? Bakın e, Covid'le mücadelede Sağlık dahil nakit harcamaların gelir gelir desteklerinin gayri safi milli hasıla içindeki payına baktığınızda sağdan sola en yüksek pay Yeni Zelanda Amerika. Ve Yeni Zelanda yani yıllık milli gelirin neyse yüzde %20'sini bu işe harcamış ve şimdi orada açık havada konserler yapılıyor. Amerika, İngiltere bu şekilde gidiyor. İngiltere günlük vaka sayıları neredeyse teklere düştü. Yani önceki gün 6 kişi ölmüştü. Böyle gidiyor. Kendi ülkenizi ara ki bulasın. Ah bulduk. 1.1 Meksika'nın önündeymişiz. Sevinebiliriz. Ama Arnavutluk, Danimarka, Nepal, Romanya vs. hepsinin altında. Brezilya bile salgınla yakabaça 8.3 görüyorsunuz. Gayri safi hasıla içindeki, yurt içi hasıla içindeki payları yüzde olarak. Türkiye yüzde bir ayırıyor, rakam burada. Brezilya ki Türkiye ile çok karşılaştırılır 8.3 ayırıyor. Bir başka grafikte de Bloomberg grafiğinden ekrana getirelim. Pandemide milli gelire kıyasla en çok destek veren ülkeler grafiği bu. Bakın bütün dünya haritası batıdan doğuya yeşil koyu yeşil olanlar en çok destek veren ülkeler. Kırmızı sarı olanlar da daha az destek veren ülkeler. Türkiye kırmızı bir ülke, yüzde iki buçuktan az destek veren ülkeler kırmızı. Kırmızı ülkeler liginde görüyorsunuz. Kaynak IMF, e, bir Orta Doğu, bir Afrika ülkesi mesabesinde. Ülkeye bu yakışıyor mu? Evet. O arada Ayşu da kölemen paylaşmış, çok da iyi etmiş. Milletin içtiği içkiyi dert ettiğiniz kadar içemediği çorbayı dert etseniz ülke bambaşka bir durumda olurdu diyor. Gene hatırlıyoruz Süleyman Demirel ki ben Demirel'in böyle sağlıklı, dinç, dinamik olduğu döneme dönemi yaşadım ve bizzat onu bir muhabir olarak takip ettim. Ee, tecrübe mi? Evet, güzel bir tecrübeydi. Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan layıklık, iç barışın korunmasının da en önemli şartlarından biridir. Süleyman Demirel'in sözü geldi hatırlama şimdi. O arada işte fırsatçılara gün doğmuş, internette dolaşan bir ilan 29 Nisan 18 Mayıs tarihlerine özel 18 gece kal 15 gece öde e, tatil e, fırsatı tatil dönemi açılmış. Tam kapanma mı demiştiniz? Yani insanların kapandığı falan yok. işte isteyen böyle parası varsa 18 gün kaça biliyor. Evet. Orada Yurdum Türkiye'sinde işte görüyorsunuz bakanın her gün biriyle fotoğrafı yayınlanıyor en son rize'den trabzon'a bir buçuk kilo esrar geçirmek isterken yakalanıp uyuşturucu ticareti suçundan altı buçuk yıl ceza alan temel bektaşoğlu'nun Süleyman soyluyla fotoğrafı çıkmış efendim Süleyman soyluyla fotoğraf çektirip de bir şekilde yolu adliyeye emniyete düşmeyen yok gibi bir durum var böyle de bir hal çok konuşuldu üzerinde ama biz bir kere daha kayda geçirmemiz lazım Garopaylan, 106 yıl sonra soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli ço okullarda çocuklarımızı okut okutuyoruz. Almanya'da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz diyor. Talat Paşa... Ermeni tehciri kararı alındığında dönemin Osmanlı, Osmanlı Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı yani dönemin Süleyman Soylusu. Bugün Süleyman Soylu'nun ismini 20-30 sene sonra bir yere verildiğini düşünün. Nasıl hiddetleniyor değil mi insanlar? Talat Başa da o kabil. Bunun üzerine e, Profesör Doktor Ümit Özdağ böyle bir e, tehdit eden, e, hedef gösteren tweet attı. Terbiyesiz tahrikçi adam dedi. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine dedi ve devamla Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın diye hedef gösterdi, tehdit etti. Ünal Çeviköz hiç yakışmadı Ümit Hoca diye bu şekilde nazik bir tepki göstermiş ama Twitter'da gereken cevabı aldı Ümit Özdağ. Kendi son 15 dakikasını yaşadı ve tarihin çöplüğüne gitti kanımca ama şu anda onların hüküm sürdüğü bir Türkiye var. Bunu da böyle e, kabul edelim gazete kapaklarına bakıp hızla manşeti e, toparlamayı düşünüyorum bugün. Çünkü e, Özgür Düşünce Günü e, Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile ekonomik konuşacağız. Hızla gazete başlıklarını kapatıp manşeti kısa keseceğim. E, hızla gazete manşetlerini geçip e, manşeti kısa keseceğim. Ankara'da casus avı, savunma sanayine ait gizli bilgileri sızdıranlarla ilgili soruşturma genişledi. Muvazzaf askerler dahil 9 kişi gözaltına alındı akşam. Turiste riske, e, riskten uzak tatil imkanı e, analiz. Desteksiz, korumasız kapanma çözüm değil ana yurt. Terör yuvası kapatılsın. Vatan İncirlik'in kapısına dayandı ayrınlık. İncirlik, e, Amerikan Üssü'nün terör yuvası demiş aydınlık geldiği noktaya bakın yani halkı açlıkta sınayacaklar bir gün devletten sıfır destekli 17 günlük kapanma yarın başlıyor sadece İstanbul'da 180 bin dükkan kepenk indiriyor milyonlar çaresiz fotoğraf altı ise kapanma öncesinde şehirler arası terminaller doldu taştı İstanbul'dan kaçış var. Cumhuriyet e, iktidardan salgınla izin, ilgisiz yasaklar üzerinden yaşam tarzına müdahale, kapanmada içki satışı da yakala, yasaklandı, mesele alkol değil demiş. ABD'nin özel temsilcisi e, başlığıyla, manşetiyle e, Kılıçdaroğlu'nu manşete çekmiş diriliş postası. Doğru haber Hüdapar'ın yayın organıdır. Cuntar Ramazan'da 17 kişiyi idam etti, katil Sisi diyor. Dünya Gazetesi dikkat e ithalatta dolandırıcı ağı var manşetiyle çıkmış. Evrensel canımızı hiçe saymayın desteği halka verin diyor. Erdoğan'la bir vatandaş e, diyaloğu sefer selvi karikatürü tam kapanma iyi de 18 gün ne yiyeceğiz? Ne yemesi be Ramazan ayındayız diyor. Evet. Tarım kooperatiflerine acil destek verilmeli gün boyunun manşeti ki desteğe ihtiyaç olmayan mı kaldı? Hürriyet gazetesi İlber Ortaylı'yı manşetine çekmiş, e, sol soy e, soykırım diyen cahildir diyor. İlber Hoca'ya e, yapışmış bir laftır cahil cehalet. E, onunla e, soykırım meselesinde Hürriyet e, tavrını almış. Bir şey demeyeceğim. Sadece Hürriyet'in logosunun altındaki şu ibareye dikkatinizi çekip devam edeceğim. Türkiye Türklerindir. Halka arz sayısının 40'ı aşması bekleniyor Hürses. İstiklal 18 günlük kapanmanın bedeli ağır, kredi ödeyemiyoruz, hibe olmalı esnafın sesi. Karar desteksiz kapanma manşetiyle çıkmış, korkusuz, karnımız nasıl doyacak, faturalar, kira ve borçlar neyle ödenecek diye soruyor. Milat 27 Nisan sivil siyasetin muhtıracılara ilk kez res çektiği tarihi gün gizli devrim demiş. Yani dikkat ederseniz hükümet yandaşı gazeteler tamamen masallarla yürürken işte korkusuz gibi bir gün gibi evrensel gibi gazeteler biraz daha halkın derdine dikkat çekmeye çalışıyor. Milli Gazete de öyle esnaf maddi desteksiz tam kapanmadan endişeli tamamen kapanırız demiş. Yani biz 17 gün kapattırırsanız bir daha da açılamayız diyor esnaf ama kime ne anlatıyorsun? Milliyet tarihin tahrifi yok hükmünde demiş. Evet kapanmayla ilgili konular netameli konular hala soykırım meselesini götürüyor. Gerilla kesintisiz vuruyor. PKK'nın yayın organı bir anlamda Yeni Özgür Politika. Gazete pencere bazıları için kapanma hiç dert değil. Kapanmanın ardından milyonları geçim derdi sardı. Posta gazetesi Dehşet'in raporu Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evindeki balkondan düşerek ölen Duygu Delen'le ilgili olay yeri inceleme fizik mühendisi adli tıp bilgisayar teknoloji uzmanlarına oluşabilir bilirkişi raporunda dehşet anları tek tek anlatıldı diyor. Bu kaçıncı dava, bu kaçıncı rapor, bu kaçıncı dehşet anları ile ilgili ortaya dökülenler ama gel gelelim bir adım yol kat edilmiyor kadına şiddet olayında. Sabah bütün Türkiye beni destekledi. Neymiş o işkencece işini öldüren ve 108 gün sonra cezasız tahliye edilen Melek İpek duygularını sabaha anlatmış. Millet ne yiyecek? O arada Sözcü Gazetesi manşetten bunu sorarken Yılmaz Özdil'den kapanma tweetini de büyütmüş. Nasrettin Hoca türbesinde tam kapatma, kap kapanma kapısında kilit var etrafı açık. Gerçekten de güzel bir tweet, güzel bir e, ironi Takvim Kripto Faruk, Faruk 75 gün önce düğmeye bastı diyor. Bu arada Arnavutluk'ta, Tiran'da e, operasyonlar yapılıyormuş. İstihbarat, emniyet vesaire destekli. Yakında bulur getirirler. E, çember daraldı e, Faruk için, öyle söyleyeyim. Ticari hayat, konforlu ve sağlıklı turizm. Kültür Turizm Bakanı bu şekilde turist çekmeye çalışıyor. Vatandaşa yasak ama turiste serbest elini kolunu sallayarak gezmek. Niye? İşte efendim PCR testi yaptırdıkları için. Yani her PCR testi yani PCR testi yaptırıp Türkiye'ye girdikten sonra enfekte olduğundan olacak. Ama kime ne anlatıyorsun? İkizdere ranta direnemiyor. T24 E gazetesi bu şekilde görmüş. Rize'nin İkizdere ilçesinde halkın ranta karşı direnişi bir haftayı geride bıraktı diyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. E, bir günün manşetinde e, Birinci sayfasındaki şu fotoğraf gerçekten GÜN'ün fotoğrafı. Cengiz Holding'in bölge açmak istediği taş ocağına karşı dere tepe aşarak yürüyenler arasında kadınlar ön safta ve bu fotoğraf işte elinde böyle hafif bastonuyla veya işte dayandığı bir değnekle polise, tomaya, çevik güce karşı duran kadının fotoğrafı gerçekten GÜN'ün sembol fotoğraflarındandı. Biz bir kere daha hatırlatmış olalım. Lobilerin oyuncağı manşetiyle çıkmış MHP'nin yayın organı Türk Gün Biden'ı manşete çekerek. Sıkı tedbirlerle salgını yenen Çin'den destek kapanma doğru adım Türkiye manşet. 25 milyonluk rüşvetten Kemal Bey de haberdar. CHP eski milletvekili Sinan Aygün CHP'de dönen yolsuzluk çarkını Akide anlatmış. Yeni Akit'in manşeti. Evet Sinan Aygün. Şimdi efendim Akit'le birlikte CHP'ye vurmaya Kemal Kılıçdaroğlu'na bir biçimde çakmaya çalışıyor. Sinan Aygün ne yapmaya çalışıyor diye sorduğumuzda gerçekten cevap veremiyorum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Kapanma var, destek paketi yok. Yeni Asya ve bir İbrahim Özdabak karikatürü kapanan bir kepengin önünde. Türkiye fotoğrafı. Evet, Birleşmiş Milletler sanki bugüne kadar bir arpa boyu yol almış gibi bir kez daha Kıbrıs meselesini ısıtmaya başladı. Tuzak konferans demiş yeni mesaj. Yani mesele kalmadı Kıbrıs mı manşet yani. Hodri Meydan işte belgeler Yeni Şafak soykırımın izini sürüyor efendim. Türk sihaları şimdi daha güçlü. Yeni söz damada selam çakmış. Yeni birlik Türkiye Büyük Millet Meclisi Joe Biden'ın soykırım açıklamasına yok hükmünde cevabı vermiş yok hükmünde deyince yok hükmünde olmuyor ama Türkiye son yıllarda alışkanlık haline getirdi bu şekilde bir söylemi. Desteksiz kapanma zulümdür. Yeni Çağ manşet. Yeni Yaşam son gazetemiz dayanışma yargılanıyor diyor. Evet. Kobani duruşmasıydı dün ilk gündü. Hiçbir gazetenin birinci sayfasında rastlayamadım. Yeni sayfa Yeni Yaşam birinci sayfadan görmüş ve duruşma salonu içinden Selahattin Demirtaş Segbis'le bağlandığı esnada anladığım kadarıyla e, bu fotoğrafı paylaşmış. Evet. Avukatlar alınmadı ama içerisi güvenlik gücü kaynıyordu. Bakın şu sıralarda oturanlar hep işte bereli olanlar asker, polis, çevik kuvvet nasıl bakarsanız. Kobane davasının ilk günü tam bir düşman hukuku ve direnişe sahne oldu. Avukatlar dışarı çıkarken yargılanan siyasetçiler iddianamenin okurmasını protesto etti. Demirtaş Yüksek ve Tuncel mahkemeyi reddetti diyor Yeni Yaşam Manşetten Evet. Dünün fotoğraflarından veya görüntülerinden daha doğrusu haftanın fotoğraflarından görüntülerinden biri bu e, büfe kaldırılması hadisesiydi. Büfeyi sonra Büyükşehir belediyesi bir yere koymuş ama büfeyi büfe deyip geçmeyin e, patates soğan dağıtmanın iftarı yer yer sofrasında açmanın e, bir mantığı var iktidar için e, bunları araç olarak kullanıyor AKP e, siyaseti. ...İstanbul ve Ankara belediyelerinin türlü engellemelere karşı yardımları bir biçimde halka bu şekilde ulaştırması iktidarı, AKP'yi çok rahatsız ediyor. Sırf bu nedenle belediyelere çökmek için, İstanbul ve Ankara belediyelerine çökmek için fırsat kolluyorlar. İki yıldır yitirdikleri rant yüzünden çok öfkeliler ve buna ucuz ekmek büfelerinin de eklenmesi onları adeta çıldırtıyor Türkiye'de. Dolayısıyla e, bu onların oy kapısı, bu onların e, arka mahallesi. Siz e, yani yardım dağıtılacaksa biz dağıtırız ve oradan oy oyu biz devşiririz. İktidar meseleye böyle bakıyor. Ne zaman ki kendi e, mahallelerine ucuz ekmek büfesi koymaya kalkarsanız, o zaman dişlerini çıkartıyorlar. Görüntülerde görüldüğü gibi. Dolayısıyla. Bu hamle yani iktidar mahallesine ucuz ekmek büfesi koyması hamlesi bir anlamda Recep Tayyip Erdoğan'ın tekerine bir çomak. Evet. Biraz böyle içki yasağından falan ziyade bu tür konulara yoğunlaşmak, bu tür konularla yürümekte yarar var gibi görünüyor. Bir diğer konu da Hindistan'daki e, artık önü alınamaz e, bir noktaya gelen e, Covid krizi. Artık... E, Hastane sıkıntısı var, ekipman sıkıntısı var ve çok ciddi ölülere yer bulunamıyor ve yani onları yakacak malzeme dahi bulunamıyor. Dünyadaki her üç Covid vakasından biri Hindistan'da diyor BBC görüntüleriyle ekrana getiriyorum. Çok önemli, her üç vakadan biri Hindistan'daysa, 8 milyar nüfuslu dünya nüfusunun 1.4 milyarı Hindistan'da yaşıyorsa bu bir dünya sorunudur. Amerika Oxford AstraZeneca aşısı Hindistan'a gönderme kararı aldı, kararı aldı 60 milyon doz yanılmıyorsam. Başka ülkelerin de bu kampanyaya destek vermesi sadece Hindistan değil Türkiye gibi Afganistan gibi İran gibi sıkıntı olan Suriye gibi Orta Doğu ve Afrika ülkeleri gibi biraz evvel haritada getirdim vatandaşını destekleyemeyen aşılayamayan ülkelere dünyanın seferber olup aşı göndermesi, oralarda aşı üretim tesisi e, kurması, kardan falan vazgeçmesi icap ediyor. Bu bir dünya sorunu. E, İngiltere'de, Yeni Zelanda'da, Amerika'da şurada burada sorunu çözerek e, bu işi hallettiğinizi e, zannediyorsanız yanılıyorsunuz ve e, neticede iş buraya gelecek. Bunun da altını çizerek manşeti kapatalım. Günün ikinci yayını profesör Eser Karakaş ve Profesör İbrahim Öztürk ile birlikte özgür düşünce olacak ee, çarşamba günleri. Her hafta çarşamba günleri haftanın analizini iki önemli ekonomi profesörü ile birlikte yapıyoruz. Özgür düşüncede görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.